Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda Nahl Suresi 24-32. Ayetler arasını değerlendirmeye çalışacağız. Burada müminlerle müşriklerin bir mukayesesi yapılıyor ve bunların akıbetlerine, gelecekteki durumlarına dikkat çekiliyor. Şöyle ki, وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ O müşriklere denildiğinde, مَاذَا اَنْزَلَ رَبُّكُمْ Rabbiniz ne indirdi? Galu, onlar derler ki esatirul evvelin, evvelkilerin masalları. Burada Cenab-ı Hakk'ın kitap indirmesi, Allahu Teala kitap indirerek de insanlara yol gösterir ve Allahu Teala peygamberlere kitap veya sayfa indirmek suretiyle insanlara talimatlarını bildirmiştir. Şu alemi yaratan ve insanları kendine muhatap yapan Allahu Teala insanlardan ne istediğini, İnsanların nelere dikkat etmesi gerektiğini peygamberlerle ve onlara gönderdiği kitaplarla insanlara beyan etmiştir. İşte bu durumda müminlerle kafirlerin bir farkı da ortaya çıkıyor. Müminler şu dünya hayatında ne şekilde hareket edeceklerini o kitaba bakarak biliyorlar. Ama kafirler Allah'ın indirdiği kitabı Allah'ın kitabı olarak görmüyorlar. Mesela Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı. Ancak Kur'an'ı kabul etmeyen insanlar Kur'an-ı Kerim'i ilahi bir kitap değil, Esatirul Evvelin, evvelkilerin masalları şeklinde değerlendiriyorlar. لِيَحْمِلُوا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَ Böylece bunlar kamil bir şekilde tümüyle kendi günahlarını yüklenecekler. يَوْمَ الْقِيَامَ Kıyamet günü. وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذ۪ينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ اِلْمِ Bir ilme dayanmadan saptırmış oldukları kimselerin de bir kısım günahlarını yüklenecekler. Burada şunu görüyoruz. Es-sebebu kel-fail, sebep olan yapmış gibidir. İşte bir kısım kafirler var ki kendi halinde. Sadece kendileri yoldan çıkmışlar. Ama bir kısım kafirler de var ki adeta şeytanın maiyetine girmiş, şeytanın mahiyetine bürünmüş, şeytanın insanları yoldan saptırmak istemesi gibi onlar da diğer insanları yoldan çıkarmaya çalışıyor ve çıkarıyorlar da. Bu durumda olan insanlar kimleri yoldan çıkarmışlarsa onların dalalet günahlarını, küfür günahlarını da kendi üzerlerine almış olacaklar. Yapan, bir işi yapan elbette ondan mesul ama buna sebebiyet veren de mesul. Bu noktada es-sebebu kel-fail düsturu söylenir. Yani sebep olan o işi yapmış gibidir. Bir insan bir kısım insanların hidayetine vesile olmuşsa onların sevabından bir şey eksilmeksizin kendisi de onların sevabına hissedar olur. Tersi yönden baktığımızda Ebu Cehil gibi, Firavun gibi, Nemrut gibi insanların dalaletine, yoldan çıkmasına sebebiyet veren insanlar kimleri yoldan çıkarmışlarsa bu noktada onların günahlarına ortaktırlar. Kendi günahlarını, onun vebalini, karşılığını görecekler. Ama kimleri yoldan çıkarmışlarsa onun da yine vebaliyle karşı karşıya kalacaklar. وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى ayeti bu noktada hatırlanabilir. Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. Hiçbir günahkar başkasının günahını çekmez. Burada genel bir ölçü verilmiştir. Yani herkes kendi yaptığından mesuldür. Ama bir kısım insanlar başkalarını yoldan çıkarmışsa elbette onların günahlarına da ortak olacaklardır. Ayet-i Kerime meselenin bu yönüne de dikkat çekmekte. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam her kim diyor İslamiyet'te güzel bir çığır açarsa kıyamete kadar onun sevabını elde edecektir. Hem kendi sevabı hem de ondan istifade edenlerin sevabından yararlanacaktır ve kıyamete kadar istifade edecek. Bir başkası her kim kötü bir çığır açarsa hem bunun vebalini çekecek hem de o yolda gidenler olduğu sürece onların da günahlarından hissesini alacak. Ela sa'e ma yezirun dikkat edin onlar ne kötü bir yük yükleniyorlar. Yani günahları yüklenmek, başkalarının günahlarını da sırtına yüklenmek bu gerçekten en kötü bir yük, en kötü bir manzara. Diğer alemde bunlar görülecek. Diğer alemde insanları yoldan çıkartan insanlar
çok dehşetli günahlarla oraya gelecekler. Kendi günahları zaten cehenneme gitmelerine yeterli ama bu arada kimleri yoldan çıkarmışlarsa bunun da vebalini omuzlarına yüklenecekler. Ve diğer alemde bu tecessüm ettirilecek, diğer alemde bu görülecek. O yüklerin altında kaldıkları, ezildikleri ortaya çıkacak. قَدْ مَكَرَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Onlardan öncekiler de bir takım hileler, tuzaklar kurmuşlardı. فَاَتَ اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَائِدِ Allah onların binalarını kökünden yakaladı. فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ Ve tavan üzerlerine çöktü. مِنْ فَوْقِهِمْ Üzerlerinden. وَاَتَاهُمُ الْعَذَبِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ Farkına varmadıkları yerden azap kendilerine geldi. Bu tarih boyunca Cenab-ı Hakk'ın insanların, kötü insanların tuzaklarını başlarına geçirmesiyle alakalı genel bir manzaradır. Yani Peygamberimiz döneminde müşrikler Peygamberimize zarar vermek için çok çalıştılar. Ama tarih boyunca benzeri durumlar zaten yaşandı. Her ümmet içinde Peygamber'e muhalefet edenler çıktı. Ve Peygamber'in davasını iptal etmek için çalışanlar çıktı. Ama netice ne oldu? Neticede Peygamber ve ona tabi olanlar galip geldi. Onlara muhalefet edenler, karşı çıkanlar cezalarını çektiler. Ayet-i Kerime bunu bir temsil üslubuyla nazara veriyor. Ve sanki onlar bir bina yapıyorlar, bir küfür binası kuruyorlar. Allah temelden sarsıyor. Temelden sarsınca bina olduğu gibi üzerlerine çöküyor. Ve burada min fevgihim ifadesi artık onların kaçacak bir yerleri olmadığına da bir işaret. Demek ki kaçamayacaklar ve kurtulamayacaklar. Azap onlara bilmedikleri yerden, farkına varmadıkları yerden geldi. Kur'an-ı Kerim'de ve mekeru ve mekerallah onlar bir tuzak kurdu, Allah da bir tuzak kurdu. Vallahu hayrul mekirin Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır buyuruluyor. Yani Allah onların kurdukları tuzakları kendi başlarına makus yapar. Kendi aleyhlerine çevirir. Onlar başkaları düşsün diye bir kuyu açar, bir çukur açar ama kendileri o kuyuya, o çukura düşerler. Allahu Teala ehli imanın yardımcısıdır ve hak yolda gidenlerin yar ve yardımcısıdır. Onlara yardımda bulunur, onları yardımıyla teyit eder. ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَ يُخْزِيهِمْ Ve Allah kıyamet günü onları perişan eder. Dünyada da bir perişanlık yaşarlar ama asıl perişanlıkları kıyamet günü olur. وَيَقُولُ Ve onlara der ki اَيْنَ شُرَكَائِيمْ Benim şeriklerim nerede? اَلَّذ۪ينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ ف۪يهِمْ Siz onlar yüzünden ehli imanla mücadele ediyordunuz. Nerede onlar? İşte firavunlar, nemrutlar veya bunlar gibi putlaştırılan şahsiyetler veya doğrudan putlar. Bunlara inanan kimseler ehli imanla mücadele ediyorlardı. Peygamber yolunda gidenlerle mücadele ediyorlardı. Allahu Teala diğer alemde hesap zamanı onların peşinden gidenlere sorar. Bana ortak kıldığınız, ilah zannettiğiniz şeyler nerede? قَالَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْاِلْمِ Kendilerine ilim verenler, ilim verilenler şöyle der. اِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمِ وَالسُّٓءَ عَلَى الْكَافِرِينَ Bugün her türlü perişaniyet ve her türlü kötülük kafirlerin üzerinedir. Yani artık onlar çok zelildirler. Onlar çok perişan bir vaziyettedirler. Durumları hiç de iç açıcı değildir. اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَ Melekler onları vefat ettirir, canlarını alır. Zalimi enfüsihim, onlar nefislerine zulmetmiş olduğu bir halde canlarını alır. Fe'elgavus seleme ve onlar artık uysal bir hale gelirler. Yapacakları bir şey kalmamıştır. Teslim olurlar. Mâ künne nâmelu min su ve biz bir kötülük yapmıyorduk derler. Bu şekilde işin içinden sıyrılmak isterler. Bela yani hayır, onların zannettiği gibi değil, onların dediği gibi değil, onlar kötü ameller yapıyorlardı. اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Allah neler yaptığınızı bilmektedir. Allahu Teala kimin ne yaptığını biliyor
ve şu alemde insanları deniyor ve melekleri aracılığıyla da insanların yaptığını kaydediyor. Diğer alemde insan önce belki suçunu inkar etmek isteyecek, ben bir şey yapmadım, bir kötülük yapmadım diyecek ama kayıtlar ortaya çıktığında artık diyecek bir şeyi kalmayacak. Çünkü dil yalan söylemişse yalan söylediğini ifade edecek. El hırsızlık yapmışsa ben hırsızlık yapmıştım diyecek. Ayak gittiği yerleri söyleyecek. İnsanın bütün azaları insanın neler yaptığını haber verecek. Böyle olunca insanın orada kaçıp kurtulabilmesi, yalandan ifadelerle sıyrılabilmesi mümkün olmayacak. فَدْخُلُوا اَبْوَابَ جَهَنَّمْ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Ve onlara denilecek ki ebedi kalmak üzere girin cehenneme. فَلَبِئْسَ مَثْوَ الْمُتَكَبِّرِينَ Bu şekilde kibirlenen, hakka boyun eğmekten kaçınan kimselerin akıbeti ne de kötüdür. Bunların varacakları yer ne de kötüdür. Dünyada mesela zindan var, hapis var. Bazı hapishaneler belki çok da fazla çile verici olmayabilir. Ama hücre hapsi veya zindan tarzındaki yerler gerçekten kötü yerler. İşte gerek nem, gerekse ışığın olmayışı, gerekse başka sebepler, ayaklarına diyelim bir takım prangaların vurulması gibi veya kendilerine işkence uygulanması gibi durumlar, buralar elbette iç açıcı yerler değil. Diğer alemde kafirler için cehennem var. Cehennem hem bir ateş mahalli, ateş bir azap unsuru olarak kullanılacak, hem de orada kendilerine insaf verilmeyen ve acımasız melekler, görevli melekler var ve o görevli olan melekler bunlara ceza ne kesilmişse o cezayı uygulayacaklar ve orası çok kötü bir yer olacak ve o mütekebbir kimseler, müstekbir kimseler cezalarını çekecekler. وَقِيلَ لِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْا O Allah'tan korkan, günahlardan kaçınan kimselere şöyle denildi. مَاذَا اَنْزَلَ رَبُّكُمْ Rabbiniz ne indirdi? قَالُوا hayra. Onlar dediler ki Rabbimiz hayır indirdi. Daha önce müşriklere benzeri bir şey sorulmuştu. Rabbiniz size ne indirdi? Onlar Rabbimiz zaten diyemiyorlar. Ve ifadeleri şu, esatirul evvelin, yani Allah indirdi diye ifade edilen şeyler eskilerin masallarıdır, uydurma şeylerdir. Onlar böyle değerlendirme yapmışlardı. Ama Allah'ı bilen, Allah'tan korkan, günahlardan kaçınan kimselere Rabbiniz ne indirdi diye sorulduğunda onlar diyorlar ki Rabbimiz hayır indirdi. وَلَنِّعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ Müttakilerin varacağı yer ne kadar da güzeldir. Cennetin, onlar cennetlere girecekler. Cennetu adın, adın cennetlerine girecekler. يَدْخُلُونَ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِيَ الْاَنْهَارِ Altlarından nehirler akan adın cennetlerine girecekler. لَهُمْ ف۪يهَا مَا يَشَاءُونَ Ve onlar için orada ne isterlerse var, ne dilerlerse hepsi orada bulunmakta. Burada Kur'an-ı Kerim'in genel bir metodunu da görüyoruz. Bir tarafta ehli küfür, diğer tarafta ehli iman. İşte küfür ehli Allah'ın indirdiği kitapları nasıl değerlendiriyor? İman edenler nasıl değerlendiriyor? Ve Allah'ın indirdiğine esatirül evvelin diyenlerin dünyadaki akıbetleri, ahiretteki akıbetleri nasıl Allah bildirdi ve peşinden de Allah'ın indirdiğini kabul eden, onu bir hayır olarak gören, ona tabi olanların ahiretteki akıbetlerini bize haber verdi. Onlar için adın cennetleri var ve o adın cennetlerinde ne isterlerse var. وَلَهُمْ ف۪يهَا مَا يَشَاءُونَ Diledikleri her şey var. Cennet tümüyle bir mükafat yeridir. Ve insanlar orada ne istemişlerse bulacaklar. Bu dünyada insan genelde çileli bir hayat geçirir. İmkanları iyi de olsa yine bir takım çilelerle karşı karşıya kalır. Hastalık vardır, ölüm vardır, ayrılık vardır. Başka bir takım sıkıntılar, ızdıraplar vardır. Dünya darul mihnettir. Mihnet ve meşakkat yeridir. Ücret ve mükafat yeri değildir.
Ama diğer aleme gidildiğinde diğer alem artık amellerin karşılığının görüleceği alemdir. Ve o alem ehli iman açısından, Allah'tan korkan, günahlardan kaçınan kimseler açısından tümüyle bir mükafat yeridir. Tümüyle bir ücret yeridir. Evet, o insanlar dünyada sıkıntı çektiler ama artık o sıkıntılar geride kalıyor. Dünyada Rabbe kul oldular, Rabbaniyun oldular ve Rabbin emirlerine itaat ettiler. Diğer alemde buna mükafat olarak kendilerine cennetler verilecek. Cennet bahçelerinde altlarından nehirler akan o ırmaklar ve içinde köşkler, köşklerde en güzel bir hayat ve ne isterlerse, burada genel anlamda ifade edilmiş, onlar için orada ne isterlerse var. Kısaca şöyle diyebiliriz: bütün çirkinlikler, kötülükler, nahoş şeyler hepsi cehennemde olacak. Ne kadar güzellik, ne kadar hayır, ne kadar güzel şeyler varsa, ne kadar insanların beğendiği, istediği şeyler varsa bunların da tamamı cennette yer alacak. Dolayısıyla acaba cennette şu var mı, cennette bu var mı? Bu noktada fazla takılma lüzum yok. Ne istenilirse, güzel olan, hayırlı olan, faydalı olan ne istenilirse orada olacak. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cenneti bize anlatırken, cenneti gören birisi olarak oranın gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, hatır ve hayale gelmez güzelliklerle dolu olduğunu bize bildiriyor. Demek ki en güzel şeyler cennette olacak ve ehli cennet ebediyen bunlardan istifade edecek. Kezalike yeczillahul muttakin, Allah müttakileri işte bu şekilde mükafatlandırır. Yaptıkları amellere karşılık verir. Yani bunlar iman etmiş kimselerdir. Bunlar günahlardan uzak kalmaya çalışan kimselerdir ve Allah'a karşı gelmekten sakınan kimselerdir. Allah bu şekilde olan kimseleri elbette mükafatlandıracaktır. اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَ, melekler onları vefat ettirir. طَيِّب۪ينَ, onlar gayet hoş bir vaziyette. يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, ve melekler onlara derler ki selam size. Nasıl biz dünyada birbirimize selamun aleyküm, aleykümün selam diyoruz. Ehli cennet de ruhları kabz edildiğinde artık cennetteki makamları kendilerine gösteriliyor ve onların ruhları hoş bir şekilde bedenlerinden çıkıyor. Melekler onlara selam diyorlar, selamun aleyküm diyorlar. Udhulul cenne, girin cennete, bimâ küntüm te'amelûn, yaptığınız amellere karşılık olarak girin cennete. Allah-u Teala onları bu şekilde mükafatlandırıyor. Cenab-ı Hak hepimize böyle güzel bir akıbet, imanla dünyadan gidebilmeyi nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.